Merhaba sevgili TV izleyenleri. Mesafazın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Son dönemlerde Türkmen Kadın Platformu'nun ismini sıkça duymaktayız. Tabi bu platform Türkmen kadınlarını bilinçlendirmeye yönelik kurulan bir platformdu. Bugün platformun kurulma amacını, yaptığı çalışmaları, geleceğe yönelik projelerini platform başkanı Nurdan Tuzlu ile söyleşeriz. Nurdan Hanım, programı hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olasınız. Nurdan Hanım, istedim birinci kere platformu anladasız, izleyicilerimiz platform hakkında daha detaylı bilgiye sahip olsunlar. Tabii. Platformumuz bundan birkaç ay önce Mayıs ayında ilk önce faaliyetine başladı. Öncesinde bir hazırlık süreci de gördük zaten. Tabii ki bizim çıkış noktamız aslında bir medya kuruluşunun yaptığı cinsiyetçi bir yayın üzerineydi. Daha sonra biz bu ekip olarak bir araya geldiğimiz zaman bunu devamlı ve sürekli bir halde götürmemiz gerektiğini, buna çok ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için bir platform kurma çalışmasına girdik ve Türkmen Kadın Platformu da bu çerçevede işe başladı. Tabii başladığımız günden beridir de açıkçası beklediğimizden çok daha fazla ilgi gördük. Tabii bu da bizi çok mutlu etti. Öncelikle şundan bahsedeyim, bizim platformumuz nasıl bir platformdu? Bir kere en başta ideolojik bir platform dergi. Çünkü bazıları işte bizim üzerimize bir takım ideolojik yapıştırmalar da yapar, işte feminizm vesaire. Tabii ki de kendimiz bireysel olarak bir ideolojiye inanabiliriz ama platformun çerçevesinde bir ideolojik bir duruş yoktu. Bizim derdimiz aslında toplum içerisinde kadın erkek arasında eşitliği savunmak, aynı zamanda aile içerisinde kız çocukları ve erkek çocukları arasında eşitliği savunmak bizim inandığımız şey tam olarak budu. Diğer bir meselemiz, özellikle Türkmen kadınların ve bölgedeki Irak'taki diğer kadınların da hak ettiği mertebeye ulaşmaları için küçük de olsa bir çalışmalar yapmak gibi bir niyetimiz, amacımız vardı. Duruşumuz aslında tam olarak budu. Yani bu noktada herkese de hani bu şeyi söylemek isterim. Çünkü bu ideolojik yapı meselesi biraz sanıyorum tartışılır bu konuda bizimle ilgili. Öyle bir çizgimiz olmadığını söylemek isterim. Diğer önemli bir nokta, bizim aslında duruşumuz son derece milliydi. Çünkü biz Türkmen davasına hizmetin önce kadınları güçlendirmekle başlayacağını düşünüyoruz. Kadınlar güçlenmeden Türkmen toplumu ilerleyemez. Türkmen toplumu aydınlanamaz. Dolayısıyla Türkmen davası başarıya ulaşamaz. Aslında biz bu davaya kadınlar üzerinden hizmet etmeye çalışırız diyebilirim. Peki dediğiniz bir televizyon programı sonucu hani kurma kararı aldık. Türkmen kadınının toplumdaki yeri sürekli tartışılmış bir konudu. Hani tarihten günümüze tartışılmış bir konudu. O dediğimiz mesela hani bir patlama olarak, hani bu konuda bir patlama olarak kabul edebiliriz. Çünkü birçok sorun var idi zaten. Bugüne kadar da bu derecede gündeme getiren bir platform veya bir kuruluş olmadı. Maalesef öyle. Aslında dediğimiz gibi bu bir ihtiyacıydı. Tabii ki de bölgede Türkmen kadınlarla ilgili çalışmalar yapan kadın örgütleri, kurumları var. Ama bu kurumları incelediğiniz zaman ben dikkatimi çeken bir şey var. Bunlar genelde bir parti ya da bir kuruluş içerisinde bir teşkilat ya da bir grup olarak, işte kadın kolları, ki biz platform olarak kadın kollarına karşıyız. Çünkü erkek kollarının olmadığı yerde kadın kolları da olmamalı. O siyasi partilerde ya da kuruluşlarda kadınlar da erkeklerle beraber karar merciinde bulunmalı. Biz aslında bunu savunuruz. Keza aynı şekilde baktığınız zaman pek çok kurumda kadın teşkilatları adı altında teşkilatlanmalara gidilir. Neden ayrı bir teşkilat kurulur? Neden o kadınlar o erkeklerle birlikte o mücadeleyi vermiyor diye biz aslında sormak isteriz. Dolayısıyla direkt olarak bağımsız, hiçbir siyasi partili işi olmayan, fikri hür, vicdanı hür bir kadın kuruluşu yokuydu. Bu anlamda bir ilki başlattığımız için de tabii çok mutluyum. Bizden sonra muhtemelen bu tarz çalışmalar daha da fazla yapılacak. Bu konuda hani önce olmak çok büyük bir gurur verir bize tabii ki de. Diğer bir mesele ihtiyaç meselesi. Şimdi ihtiyaç meselesiyle ilgili de şunu mutlaka söylemek lazımdı. Dediğimiz gibi Türkmen kadınlarının hem toplumsal hayatta hem aile içinde o kadar fazla sorunları var ki, ben de vikar köküyüm. Evet, Türkiye'de büyüdüm. Yani çok küçük yaşlardan itibaren İstanbul'da geçti hayatım ve bütün eğitim hayatım İstanbul'daydı. Aslında hem Irak'taki kadınlara göre hem hatta Türkiye'deki kadınlara göre bile benim bir kadın olarak yaşam şeklim gerçekten çok avantajlıydı. Yani hayatım boyunca güçlü bir kadın profilini kendimde oturtmaya çalıştım ve bunun mücadelesinde verdim. Çok şükür ki o noktadayım. Ama ben bölgeye gittiğim zaman gerek akrabalarım olsun,
gerek diğer kadınlarda gözlemlediğim çok fazla sıkıntı olduğuydu ve bir kadın olarak kendi hemcinslerim bile de memleketimin kadınlarının bu kadar zor şartlarda yaşamaları açıkçası benim vicdanımı çok rahatsız edirdi. Şimdi nedir o sıkıntılar? Biraz örnek vermek isterim. Aslında hepimizin bildiği şeyler bunlar. Mesela bir kadın tek başına taksiye binemez ki erkekte. Doğru mu? Ya da bir kadın tek başına çarşıya, pazara çıkamaz. İlla ki yanında birinin olması gerekir. Ya da bir kadın eğitim almak istediği zaman belli alanlar dışında eğitim alabilmeli. Genelde o kadınlar için ve kız çocukları için belli alanlarda eğitim şansı verilir. Farklı bir alanda eğitim almak istendiği zaman direkt önü kesilir o kadınların. Ya da mesleki hayatta baktığımız zaman kadınlar sadece belli meslekleri yapabilir. Buna mukabil kadınlar ne kadar eğitimi de olsa, ekonomik özgürlükleri de olsa aslında baktığımız zaman toplumsal baskı yüzünden yine de kendilerini gerçekleştirebilmiyor kadınlarımız. Şimdi düşündüğümüz zaman Türkmen kadınları son derece aslında eğitimli. Aynı zamanda bir pek çoğunda ekonomik özgürlüğü var. Kendileri mesleklerini icra ederler, paralarını kazanırlar. Fakat yine de tam olarak aslında kendilerini pek çok alanda gösterebilmediler. En başta da siyasette. Neden diye düşündüğümüzde yine bu toplumun kadın algısı ve toplumun aslında kadınların önüne bir takım engeller çıkartması ki bunu kız çocuğu olduğumuz dönemlerden itibaren, çocuk yaşlarından itibaren bizi o çizdikleri çerçevede, sınırlar içerisinde yetiştirmeler ve bize bazı şeyleri öğretmeler de bunun en büyük sebebidir. Diğer bir mesele kadınlarımız üzerindeki en büyük baskılardan biri evlenme baskısı. Mutlaka evlenilmeli. Evlendikten sonra da ne olursa olsun her koşulda o evlilik sürdürülmeli. Aldatılsa da, şiddet görse de o evliliği sürdürmek zorunda. Dolayısıyla eğitimli de olsa, ekonomik özgürlüğü de olsa kadınlarımız aslında son derece olumsuz koşullarda yaşarlar. Ve bu gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Diğer bir mesele kadınlarımız aslında ben öyle düşünüyorum. Gittiğimde gördüğüm zaman son derece zeki kadınlar, Türkmen kadınlar ve son derece de kültürlü kadınlardılar. Ve pek çok konuda çok güzel fikirleri var. Kendilerini aslında çok güzel ifade edebilirler. Ama onlara kendilerini ifade edebilecekleri alanlar yaratılmadı. Onlara bu fırsat verilmedi. Onlar da bunu talep edebilmeler çünkü açıkçası bir dayanışma yok kadınlar arasında. Aslında bizim platform olarak da en baştaki amaçlarımızdan biri kadınlarımız arasında bu dayanışmayı yaratabilmekti ve talep edebilmek. Çünkü siz talep etmediği sürece size bir şeyler gelmeyecek. Peki Dolayısıyla şeye de bizim değindiniz mesela partilerdeki kadın konuları veya kadın evet. teşkilatları. Şimdi onların çalışmalarını gözlemlediğimizde genelde çalışmaları şu yöndeydi. Toplumun yine kadına yüklediği misyonları aslında yine orada da faaliyet adı altında onda yapılır. Örneğin dikiş kursu, yemek kursu ve benzeri kurslarla o tür çalışmalar yapılır kadınlarla ilgili. Platform olarak bu konu üzerinde durduğunuz veya ileride duracaksınız. Mutlaka öyle. Şimdi yakında seçime doğru geliriz zaten Irak olarak. Şimdi biz seçim zamanı kadın adaylarla ilgili bir takım çalışmalar yapacağız. Bir kere siyaset işine buradan bir gireceğiz. Kendi alanımda siyasi tarih olduğu için, uluslararası ilişkiler üzerine de aynı zamanda eğitim aldığım için tam da ben aslında ilgi duyduğum alanlardı. Ve dediğiniz gibi aslında gene o toplumun geleneksel kadın rollerine uygun bir şekilde kadınlar işte partilerde ya da kurumlarda görev yapıyorlar. Hatta daha bence komik ya da ilginç olanı bir etkinlik bir organizasyon olduğunda kadın kollarının görevi yemek yapmak olur baktığımız zaman. Hani kurslardan mesela keşke kursların sayısı da fazla olsa. Yani incelediğim zaman bu da çok sıkıntılı. Yine keza kadın kuruluşları, bölgedeki kadın kuruluşları daha çok işte izdivaçların yapılması için işte birilerinin bulunması için sanki bir araya gelen işte pek çok kadından oluşurmuş gibi biraz hani işte ona bunu bulalım işte şuna şunu evlendirelim işte vesaire hayır işleri yapıyorlar kendilerince. Yine kadın meselelerine, kadın sorunlarına asla girmedikleri gibi bence bu sorunların da farkında pek değiller. Peki bu konuda mesela kadınlarda da suç yoktur. Çünkü mesela çok dikkat etmişim şuna. Sürekli bir dedikodu meselesi var bu meselede. Mesela kadın kollar veya teşkilatlar arasında cirandak sürekli bir oturup dedikodu yapıyormuş gibi bir durum var orada. Evet.
Yani ama bu biraz şundan gelir. Yani eğer siz bu kadınlara kendilerini göstermeleri için fırsat vermezseniz, eğer bizim aslında gerçekten kadınlar çok önemli bir beyin gücüdür aslında. Siz bu gücü doğru yere kanalize etmelerine izin vermezseniz, bu gücü kullanmazsanız ya da kullanmalarına fırsat vermezseniz, bu kadınlar elleri zaten boştur. Yani baktığımız zaman kadınlarımızın çoğu en çok hani meslek alanlarına baktığımız zaman öğretmenlik mesleğini icra ederler. Zaten günlerin pek çoğu boş kalırı. Yani bu kadınlar eve gittikleri zaman ev işleri, çocukla uğraşırlar. Yine kendilerini geliştirmek adına pek de bir şey yapabilirler. Çünkü vakit de kalmıyor açıkçası. Bu da bir problem. Bir araya geldikleri zaman da ortam haliyle çok da fazla entelektüel bir ortam olmuyor. Ama bizim platformda mesela ben en çok sevdiğim şeylerden biri budur. Hiç tanımadığım pek çok genç kadın hani bize ulaştırır yazılar ve biz onlarla bir bağ kurmaya başladık ve aramızda o kadar güzel hani sohbetler dönüşür ki ve bazen kendileri de bizden şu konuları mutlaka işler mi değiller. Bazen kendileri de yazı yazmak isterler, kendilerini ifade etmek isterler. Aslında uzaktan da olsa, online da olsa yani bu işler biraz. Bir şekilde biz kendi aramızda özellikle genç kadınlarla çok güzel entelektüel bir bağ oluşturmaya başladık. Bunu mutlaka ilerleyen zamanda zaten somutlaştırmayı düşünüyorum. Peki erkek desteği konusuna gelelim. Erkeklerden destekliyorsunuz veya desteklerden memnunsunuz? Şöyle, şimdi en başta kendi eşime bu anlamda teşekkür etmek isterim. Eşim en başından çok destek oldu bu projeye başlarken. Her zaman destekledim beni. Kendisi bizim platformumuza da konuk olmuştu keza. Platformumuzda çok aktif bir şekilde çalışan erkek arkadaşlarımız da var. Ekibin içerisindeler. Hatta ekibin bel kemiği olan arkadaşlarımız var ki bunlar erkekler. Bu bizim sizlere sunduğumuz içeriklerin çoğunun hazırlık aşamasında onlar direkt olarak rol sahibidiler. Hatta platformun geleceğiyle ilgili, işleyişiyle ilgili pek çok konuda karar verme kısmında bizim yanı başımızdadılar ve onları mutlaka dinleriz, dikkate alırız. Onlar da bizimle birlikte aynı mücadeleyi verir. Dolayısıyla bizim platformumuz bir erkek karşıtı olan bir kuruluş vesaire de öyle. O konuda zaten az önce de söyledim, ideolojik bir yapı olmadığımızda böyle bir yaklaşımımız yok. Biz tam tersi erkeklerle birlikte aslında Türkmen davasına hizmet etme taraftarıyız. Amacımız ve çizdiğimiz zaten budur. Bu süreçte tabii sizlerin de çok desteği oldu. Hem Barzan Bey şahsınız özellikle hem Teva'dan çok büyük destek gördü sağ olsunlar. Ya erkeklerden de çok fazla destek geldi ve açıkçası bu kadarını ben de beklemiyordum. Yani erkekler, ya bizim daha doğrusu şöyle, Türkmenler arasında bu kadar aydın erkek olduğunu ben bilmiyordum. Bu çalışmaya girdikten sonra, bu projeye başladıktan sonra o kadar aydın, o kadar zeki ve entelektüel Türkmen erkeklerle tanışma şansımız oldu ki onlar en başından bu platformu hem takip edirler, hem yorumlar atırlar, hem bazen mesaj gönderirler, canlı yayınlarda bizi yalnız bırakmırlar. Çok çok müteşekkirim onlara. Çünkü onlar bizim aslında derdimizi ve davamızı anlamış olan insanlardı. Bu anlamda hani erkek takipçilerimize çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Peki platform olarak siz platformun başkanısınız. Bu güne kadar sizde en ilgi çekici çalışmanız neydi? Şimdi şöyle, tabii ki daha biz çalışmalarımızın hani %10'unu bile göstermedik açıkçası. Çok fazla hazırda bir sürü çalışmamız, içeriğimiz var, planlarımız var, projelerimiz var. Ama yakın zamanda yani şu ana kadar paylaştıklarımız, sunduklarımız arasında en çok dikkat çeken, en çok takipçilerimizin sevdiği çalışmamız Türkmenler'de evlilik ve toy gelenekleriyle ilgili olan bölümdü. Orada kız çocukları ve kadınların yaşadığı zorluklarla alakalı, özellikle ailelerin cinsiyetçi yaklaşımıyla ilgili bir bölüm vardı benim konuştuğum. O bölüm gerçekten çok sevildi, çok desteklendi, çok paylaşıldı. Hatta özelden hiç tanımadığım pek çok insan, pek çok genç kadın bana yazdılar. Ve şunu dediler, duygularımıza tercüman oldunuz. Yani bu gerçekten bana çok büyük bir gurur var. Demek ki evet, yani ben kadınlarımızı anlayabilmişim ve onların sorunlarını orada sanki kendileri konuşurlarmış gibi onların ağzından anlatabilmişim demek ki. Bu çok mutlu etti, ben çok onur duydum. Bu çalışmamız, yani bu toy ve evlilik adetleriyle ilgili yaptığımız çalışmada hiç girilmeyen konulara girdik. Çok büyük bir cesaret göstererek aslında. Hani biz bile hani acaba girsek mi diye düşündüğümüz konular vardı. Onlara bile girdik o canlı yayın konumuzda. Gerçekten çok fazla sevildi, çok fazla izlenildi, çok fazla destek mesajı geldi. Sanırım en çok o oldu. Çalışmalarımızın %10'unu şimdiye kadar yansıtmışık dediniz. Evet. Geleceğe yönelik projelerimizden merak ediyorum.
Şimdi şöyle, tabii ki şu anda hem pandemiden dolayı hem de ekip arkadaşlarımızın şimdi büyük bir kısmı Kerkük'te yaşıyor. İşte Musul'dan arkadaşlarımız da var, Erbil'den arkadaşlar da var. Ama Türkiye'den ben ve birkaç arkadaşımız daha var. Hem ayrı alanlarda, ayrı bir coğrafyalarda ama işte sosyal medya üzerinden, daha doğrusu internet aracılığıyla bir şekilde bir bağlantı kurduk ve bu çalışmaları internet üzerinden yapıyoruz şimdilik. Bizim amacımız, yani inşallah uzun vadede, şu an için tabii ki de çok daha erkendi, biraz kitle oluşturmak adına sosyal medyadan başladık işe. Çok da güzel bir kitle oluşturduk. İlerleyen zamanda mutlaka bunu daha somut bir proje haline getirmeyi düşünüyorum. Bir kurumsallaşmayı düşünüyorum açıkçası. Ve bu kurumsallaşmayla birlikte bir takım planlarımız var açıkçası. Kadınlarımıza hem sosyal, hem psikolojik, hem hukuki destek verebilmek, ücretsiz destek verebilmeyi, kız çocuklarımıza burslar verebilmeyi çok isterim. Yani ilerleyen zamanlarda hayallerimizden birileri de bunlardı. Gerçekten de çok da fazla istekli ve azimli ekip olarak mutlaka bir gün bunlar gerçekleşecek. Nurdan Hanım, programın sırasının sonuna geldik. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim ağırladığınız için, davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sevgili TV izleyenleri, Mesafazın bölümünde sonuna geldik. Türkmen Kadını, Türkmen Kadın platformunu ele aldık. Sizi de bu konuda ilgili görüşleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki programa kadar özünüze çok iyi bakın.